Bizim köyde işte Kürtçe'yle ilgili herhangi bir sorun yok. Bunu şey yapmak istiyorlar, daha doğrusu Kürtçe yasak diye bile bir durum yok. Kürtçe'yi rahatlıkla konuşabiliyoruz ve imamımız olsun, şeyler, askeri olsun, herhangi bir Kürtçe'ye karşı bir şey, art niyetleri yok. Sürekli konuşabiliyoruz yani. Bu haberin tamamen yalan olduğunu ve bunun takipçisi olacağız. Savcılık tarafından da zaten takip ediliyor. Bunun inşallah şeyini getireceğiz yani, takipçi olup da çıkaracağız inşallah. Amcam cuma günü vefat etti. Taziye yok. Yasak olduğu için pandemiden dolayı taziyeler açılmıyor. Ailece evde sadece ailemiz oturduk ve herhangi bir mevlüt falan okunmadı. Şey, askeriye falan gelmedi köyümüze. Öyle bir durum yok. Hani bu haber iftira. İftiradan ibaret. Yalan. Öyle bir şey olmadı. Herhangi bir askeriye bizim eve gelip de mevludu Kürtçe, Arapça Kürtçe okumayacaksın, Arapça ya da Türkçe okuyacaksın diye bir şeyde zaten köye gelmediler yani. Bunu işte yayınlamışlar. Askeri geldi, mevludu iptal etti. Öyle bir şey yok. Yani kimse köye gelmedi, bizi ikaz etmedi. Kimse herhangi bir şey söylemedi bize. Ve şöyle herhangi bir şeyimiz yok yani. Askeriyle, kaymakamımızla iç içeyiz zaten sürekli. Sürekli gidip geliyorlar, sağ olsunlar. Soruyorlar. Taziye bizim 2019 12. ayın 5'inde en son babam vefat etmişti. O günden beri taziye yeri ne açılmış ne bir taziye olmuş köyümüzde. Öyle bir şey yok yani. Fotoğraf bizim köye ait değil. Başka bir yerden alıntı yapılmış. Yani artık bilmiyorum nasıl yapmışlarsa hep yalan, iftira. Bundan ibaret. Kesinlikle zaten yalan haber. Kimse buna inanmasın. Ve biziyle jandarmayı karşıya getirmek istiyorlar. Öyle bir şey yok. Kesinlikle bizim köyde öyle durumlar olmadı. Ve bizim köyü karalamak istiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kesinlikle olmaz yani, olamaz da bu. Yani bizim köy öyle bir köy değil. Bizi karalamak istiyorlar ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Cuma namazında bile dahi bizim hoca Kürtçe vaaz veriyor. Gerektiği zamanlarda anlamayanlar için söylüyor. Ama kimse gelip karışmıyor. Demiyor ki sen niye Kürtçe vaaz veriyorsun? Yani kimse Kürtçe'ye karşı değil bizim köyde. Öyle bir durum yok. Niye bu hale getirdiler bilemiyorum. Art niyetli kişiler var artık, bunu bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Savcılık zaten kaymakamı savcılığa verdi. Onu devam ediyor. Artık neticesini bekleyeceğiz. İnşallah çıkarılır bu yalan haber. Tabii ki takipçisi olacağız. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız.